Herkese merhaba. Bugün sizlere KeyChat 2023 içerisinde kullanabileceğiniz faydalı bir araç olan MakePattern'dan bahsedeceğim. Şimdi KeyChat 2023'ü açtığınızda bakın template yapılarının karşımıza geldiğini görüyorsunuz. Bu bir yeniliktir bu arada. Biz burada hazır bir startup template'imiz var. Bunu da seçerek create butonuna basıyoruz. Bakın karşımıza arka planı belli bir yapı geliyor. Burada bizler tabii ki mutlaka ki image ayarlarımızı bir yapmamızda fayda var. Landscape içerisinde ekran boyutumuza göre tabii ki arka planımızı ayarlamamız gerekiyor. Şimdi buradan sonrasında tabii ki bir model ekleyeceğim. Aslında buraya bir plane eklemek istiyorum. Bir düzlem eklemek istiyorum part olarak. Şimdi bunu tabii ki çevirmeyeceğim. Niyetim çevirmek değil. Sadece burada karşımıza gelsin istiyorum. Şimdi modeli bu şekilde karşımıza getirdikten sonrasında tabii ki bir malzeme tanımı yapmak önemli. Burada Materials başlığına tıkladıktan sonrasında Yellow diyorum. Bakın buradan istediğiniz bir rengi seçebilirsiniz. Hani burada mesela ne var? İşte paint mat bir renk tanımlayabilirim. Mesela metalik burada sarı şekilde karşıma getirdim. Bakın sarı rengini buraya karşıma attı. Şimdi sarı rengini attıktan sonrasında arka planı bakın C butonuna basarak düz beyaz haline getirebilirsiniz. Hatta burada environment içerisinde isterseniz bakın dilediğiniz rengi getirebilme imkanınız yer alıyor. Şöyle bir yeşil tonlarında bir renk tanımlamak istiyorum aslında niyetim o. Şöyle biraz açık tonlarda bir renk olsun. Burada olabildiğince satürasyonu azaltacağım. Yani çok bile ön plana çıksın istemiyorum. Sarı biraz daha ön plana çıksın. Veya istersem tabii ki buradaki malzemenin yapısına göre buradaki şeyi de ayarlayabilirsiniz. Mesela metal roughness değerini biraz daha arttırıp buradaki koyuluğu arttırabilirsiniz. Bu şekilde tabii ki metal renginin özelliklerini kullanabiliyorsunuz bakın. Şimdi buradan sonrasında şunu bahsedeceğim. Bakın buraya bir tane texture atacağım. Texture içerisinde label yani aslında bir etiket ekleme imkanı sağlıyor buna. Hatta burada beyaz yerine şöyle KeyChat'ın kendi logosunu buraya yerleştirebilirim diye düşünüyorum. Bakın burada add label dediğim andan itibaren buraya bu logoyu ekleyecek. Şimdi burada tabii ki döndürme işlemi yapacağım. Bakın bana burada shift'e basarak 15 derece hareketler yapabileceğimi söylüyor. Okun yönünü nereye gösterdiği önemli. Çünkü yukarı bakacak yön bizim bu okumuzu ifade ediyor. O yüzden shift'e basıp durarak bakın kendi eksen etrafında çevirmeye çalışıyorum aslında. Niyetim o. Bakın fark ettiyseniz bu şekilde döndürebilirim. Döndürdükten sonrasında tabii ki bunu birazcık rotasyondan ziyade hareket ettirmem gerekiyor. Şöyle bir yere yerleştirsem yeterli olacaktır. Boyutunu ayarlama kısmı birazdan gerçekleştiriyor olacağım. Burası şu an sadece rotasyonu ayarlıyor bakın. Bir de aynı şekilde ötelemeyi ayarlıyor. Şimdi okey dedikten sonrasında bakın burada şunu yapabilirsiniz. Gelip burada malzemenin label kısmı içerisinde bakın burada diffuse'da burada görebiliyoruz label olarak. Veya burada işte mapping type içerisinde planner'ı görebiliyorsunuz. Mesela burada move texture dediğiniz andan itibaren bakın bunun boyutunu küçültebilirsiniz veya büyütebilirsiniz. Mesela alt tuşuna basalım. Biraz büyütelim veya birazcık küçültelim bakın fark ettiyseniz. Burada boyutunu dediğim gibi ayarlayabiliyorum. Veya işte parta göre ayarlayacağımı söyleyebiliyorum. Bakın Y'lere bunu ayarladığımı görebiliyorsunuz. Yani burada tabii ki yönetebileceğimiz birçok yapı yer alıyor. Bu şekilde modelimi aslında hizalamış almış oluyorum bakın. Farkındasınız alt tuşuyla dediğim gibi parta göre hizaladım. Y göre hizaladı. Okey dedim bakın bu şekilde oluşturmuş oldum. Şimdi bunu yaptıktan sonrasında ben buradaki yapıyı çoğaltmak istiyorum. O zaman burada gelip partıma yani burada plane düzleme gelip sağ tıklık yapıp burada make pattern diyebilirim bakın. Make pattern dedikten sonrasında burada birazcık uzaklaşacağım. Aslında bir görmek istiyorum buradaki hikayeyi. Şimdi X'te mi, Y'de mi, Z'de mi ilerlemek istiyorsunuz? Burada buna göre karar verebiliyorsunuz. Bakın burada sol tarafta da okumuz yer alıyor. Yeşil Y ekseni, X ekseni ve Z ekseni görebiliyorsunuz. Mesela Y ekseninde işte 3 tane olsun istiyorum. Buradaki mesafeyi de tabii ki birazcık ayarlamam lazım. Mesela 1 milim dedim. Bakın bu şekilde ayarlamış oldum. Veya mesela aynı şekilde işte X ekseninde de 2 tane eklemek istiyorum. Bakın. Aynı şekilde böyle ilerleyebilirsiniz. Buradaki mesafeleri kendiniz dediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Mesela 1,5 diyorum mesela şöyle.
1 dedim. Hatta burada direkt şurada 3 dedikten sonrasında mesafeyi şuradan ayarlıyoruz, pardon. 1,5 dedikten sonra bakın dediğiniz gibi mesafeyi ayarlayabilirsiniz mesela. Biraz daha bunu küçültebiliriz. Mesela 0,5 şeklinde. Burada adet sayısı mesela x'ini arttırabiliriz. Mesela 3 tane oluşturacağımı söylüyorum. Bakın burada linear ve circular seçenekleri yer alıyor. Yani dilerseniz linear veya işte doğrusal veya dairesel pattern yapabilirsiniz. Burada tabii ki işte rotate object mesela y ekseni etrafında döndürmeyi sağlayabilirsiniz. Mesela bu şekilde çok daha güçlü bir görüntü karşıma geldi farkındaysanız. Yani scattering içerisinde burada bakın displacement ayarı yapılabiliyor. Yer değiştirme ayarı yapabilirsiniz. Yani layer rotasyonu yine burada bakın kendi etrafında rastgele de durabilir. Yani burada scattering içerisinde kullanabileceğiniz bazı ayarlar var. Bakın displacement dediğinde aslında hepsi birbirinden bir şekilde uzaklaşmış oluyor. Yani burada kullanabileceğiniz ekstra araçlar da yer alıyor. İşte merkezleyebilirsiniz veya resize environment ortamı ölçeklendirebilirsiniz veya mesela adjust camera dediğinizde burada dediğiniz gibi ekranı düzgün bir hale getirebilirsiniz. Veya link material derseniz bakın link material dediğiniz andan itibaren renkler birbirine linkli bir şekilde karşımıza gelecektir. Yani bu demek oluyor ki aslında şöyle ekranınızı boşa tıklayalım. Mesela sahnemizde işte malzemelere bakın. Bakın burada tek bir renk yapısı geliyor. Paint metallic orange peel yellow. Mesela burada bakalım başka bir renk atamaya çalışalım. Mesela şöyle bir siyah rengi atayalım. Black shiny diye yazalım. Şuradan hard shiny plastic. Bakın buradan atadığınız andan itibaren tabii ki direkt komple üzerine atacaktır. O yüzden şu an benim yapmak istediğim şey bu değil. Bu şekilde nihayetinde rengi üzerine atayabilirsiniz. Yani burada malzemeniz üzerine direkt sarı rengin yerine hatta şöyle bir şey de yapabiliriz. Mesela buradaki base color'ı da biraz değiştirebiliriz. Bakın fark ettiyseniz buradan da mesela base color'ını değiştirebilirsiniz. Ne oldu? Hepsi birbirine linkli bir şekilde çalışmış oldu. Şimdi Make Pattern aracını bu şekilde görmüş olduk. Eğer ki bir sahne içerisinde bir parçayı çoğaltmak istiyorsanız kullanabileceğiniz faydalı araçlardan biri. Bu videoyu da bu şekilde sonlandırmış olduk. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.